مؤمن أريشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اَبْتَقُوا اللّٰهَ وَابْتَقُوا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَةَ وَجَاهِدُوا ف۪ي سَب۪يلِه۪ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihat edin ki kurtuluşa eresiniz. Maide Suresi 35. Ayet Kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, Ey iman edenler! Allah'tan korkun, ona karşı saygılı olun. Allah Celle Celaluhu, kainatı yaratandır ve onun sahibidir. Yerlerin, göklerin haliki ve sahibidir. Her şeyi sevki idare eden O'dur. Biz bir damla meniden yaratılmış insanlarız. Aslı toprak olan varlıklarız. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, Kullarım, siz bana ulaşabilirsiniz. Sizi bana ulaştıracak vesileleri arayın ve onlara yapışın. Kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu'yla ile kul arasında çok mesafeler vardır. Ancak kul Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu derse gönlünü Allah'a doğru çevirmiş, Allah'a yönelmiş ve Allah'a doğru yürümeye ve manevi mesafeleri kat etmeye başlamış demektir. Kul her ibadet yaptıkça Allah'a yaklaşır. Bu ayet-i kerimeyi çok güzel tefsir eden bir hadis-i kutsi vardır. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki: "Kulum kendisine farz kıldığım ibadetlerden daha sevgilisiyle bana ibadet edemez. En sevgili ibadetler farz olan ibadetlerdir. Ancak kulum sünnetlere devam eder devam eder devam eder. Devam ettikçe bana yaklaşır. Öyle bir noktaya gelir ki kulum bana çok yaklaşmış olur. Ben o kulumun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum diyor. Bunun manası derindir. En azından şunu anlamış oluyoruz. Kul Allah'a yaklaşır mı? Nasıl yaklaşır? Allah'a bizi ulaştıracak vesileler nelerdir? İşte ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sizi Allah'a ulaştıracak vesilelere yapışın. Arayın, bulun bu vesileleri diyor. İşte bu vesilelerin en önemlilerinden birisi ameli salihlerdir. Yani kıldığımız farzlar, tuttuğumuz oruçlar ve bilhassa Aleyhisselatu vesselam efendimizi örnek alarak yerine getirdiğimiz sünnetlerdir. Rabbim bu yolda bizleri daim ve kaim eylesin.